Yakın zamanda kiralık ev arayışına koyulanlar ya da oturduğu dairede kiracı olarak yaşayanlar fahiş fiyatlar yüzünden ver yansın ediyor. Çevremizde bu evin fiyatı bu kadar da olur mu cümlesini artık daha sık duyar olduk. Öyle ki kiralık evlere biçilen fiyatlar dudak uçuklatıyor gerçekten. Fırsatçı ev sahipleri de kiracısına ya bu parayı öde ya da çık baskısı yapıyor yeni bir kiracı bulmak için. İşte bunun önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı devrede. Ev sahiplerini biraz üzecek, özellikle uyanık olanları. Yeni haberi hemen vereyim. Kiracıyı koruyan yeni bir düzenleme geliyor. Bir artı bir de 3 milyar, 2 artı bir 4 milyar, 5 milyar. Şu an çıksan başkasına verse 2 çoktan aşağı vermez. Sonuna doğru anlıyorsun ki yavaş yavaş onun istediği olacak. Kiracıların belini büken o fahiş kira artışlarının önüne geçmek için düğmeye basıldı. Yeni kira düzenlemesi yolda. Son 2 yıldır kira artışları son derece yüksekti. Oturduğu evden çıkmasını insanlar istemeye başladı ev sahipleri. %100'ün, %500'ün üzerinde kira artışları oldu. Ya evden çık ya da yeni kirayı öde. Son aylarda kiracılar ev sahiplerinden bu sözü sıkça duyar oldu. Hatta birçoğu yeni ev bile bakmaya başladı. Ancak bu fahiş fiyat artışlarının kira artışlarının önüne geçmek için yeni bir düzenleme yolda. Tefenin, tüfenin dışında mutlaka insanların gelirine göre bir ayarlama yapılması gerekiyor. %100'ün üzerinde artışları bizim insanımız taşıyamaz. İsterse çık, isterse kal. Ben bunu duyduk yani. Düzenlemeyle kiracıların belini büken o fahiş artışlarının önüne geçilmiş olacak. Bunun için düzenlemede iki plan var. Birincisi zam sınırlaması uygulaması ki belli oranın üzerine geçilemeyecek zamlarda. Diğeri ise tavan fiyat uygulaması. Tabii ki bu sınırlama olsa bence daha iyi olurdu, makbule geçerdi. Daha iyi olur. İnşallah öyle bir şey olur. Kira akitlerinde mutlaka kiracının oturacağı yıl kadar bir tavan fiyat belirlenmesi gerekiyor. Eğer denetimi gerçekten yapılırsa ve kural harfiyen uygulanırsa kesinlikle yararlı. Benim de kendi kiracım var da ben her zaman için tüfeğe uyuyorum. Kiracılarla ev sahipleri arasında 5 yılda bir güncellenen raiç bedel süresinin de yeni düzenlemeyle 8 yıla çıkartılması gündemde. 5 yıl içerisinde zaten kirasını zor bela ödeyen insanların tekrardan yeni baştan bir kira güncellemesini taşıyacak durumları yok. O sürenin uzatılması iyi mi sizce? İyi, iyi bence iyi.